Döner yapılırken bir kere şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Hangi eti kullanacağınıza karar vereceksiniz. Kuyruk yağlı mı yapıyorsunuz, kıymalı mı yapıyorsunuz, yağlı mı yapıyorsunuz, yağsız mı? Biz yağsız eti tercih ediyoruz. Ve ona göre terbiyemizi yapıyoruz, marinemizi yapıyoruz. İşte bu işi yapan herkes de etin kalitesine bakmak zorunda bir kere. Sonrasında kullanılan malzeme önemli, pişireceğiniz ocak önemli, bunu nasıl sunum servis yapacağınız önemli. Bunlara dikkat edilirse çok güzel bir porsiyon döner ortaya çıkmış olur bence. Döner şöyle yapılır. Döner bir kere et alınır, et ayıklanır, parçalanır. Ondan sonra bunlar ince ince yaprak yaprak açılır. Yaprak döner yapıyorsanız böyle yapmalısınız. İçine kuzu döş tercih edebilirsiniz, kuyruk yağı tercih edebilirsiniz veyahut da kıyma döneri yapabilirsiniz ya da tavuk döner yapanlar var. Bunun çeşitleri var. İşte balıktan bile döner yapanlar var, sucuktan da dönerler yapanlar var. Ama biz yaprak döneri yapıyoruz. Yaprak döner de şöyle olmalı. Bir kere dananın arka bacağı dediğimiz yani dana butundan yapılmalı. Dana butunda da 7 parça et çıkar. Bunlarda kontra var, sokum var, yumurta var, işte tranş var, puli var, incik var. Bu incik ve puli sinirli oluyor. Bunları ayıklıyoruz. Diğer kalan 5 parçasını sinirlerinden ayıkladıktan sonra yaprakla açıyoruz. Daha sonra bunlara kuzu döş. Yani biz kuzunun bu kafesinin üzerindeki yağlardan pirzola yiyorsunuz ya, pirzolanın üzerindeki yağlı kısımdan alıp yağ oranını burada dengeliyoruz. Bu yüzden de bizim yaptığımız dönere kuyruk yağı ve kıymaya ihtiyaç olmuyor. Doğal olarak bunları karıştırıyoruz. Oranları da şöyle. Etin yağ durumuna göre %35 ile 40 arası kuzu, %60-65 arasında da dana yapıyoruz. Bunları birleştirip birlikte eti açtığınız sırada marinasyonu yaparken yaprak yaprak üstü atarsınız. Sonrasında bunu 3 gün dinlendirip o hizaya göre yaprakları alıp şişe dizdiğinizde zaten kendi orantısını belirlemiş olur. Yağ oranı da dengeli olur. Sonrasında bunu yuvarlak mı yapacaksınız, kare mi yapacaksınız, dikdörtgen mi yapacaksınız? Sizin ustalığınıza, sanatınıza göre belirlediğiniz bir şeydir bu. Biz kare yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü etin yüzdesinin tamamının ateşle eşleşmesini istiyoruz. Alev ateş yağladığı zaman yani et yağ oranı dengede olduğu zaman bu alev bunu yalıyor. Et de eşit pişmiş oluyor. Yuvarlak dönerlerde ise simetrik açıdan şöyledir. Piramit gibi olur. Etin üçte bir kısmı ateşi görmüş olur. Doğal olarak alt kısımları da çiğ kalmış olur. Siz şuna bakacaksınız. Dönerin pişme derecesi şu şekilde olacak. Bir kere ete baktığınızda et eğer ki dışarıdan yanmış ve kesildikten sonra altında kan rengi çıkıyorsa bu zaten doğru dinlenmemiş bir ettir, haşlanmış bir ettir. Bu da yerken belki size lezzetli gelebilir ama sonrasında midenizde ekşime olabilir, yanma yapabilir, size dokunuyor olabilir. Ama kare kesilen ette ve baktığınızda altın sarısı, kahverengi bir görüntüye sahip olduğunda siz sulu bile keserseniz bu döneri altında grimsi bir renk çıkar. Yani sulu sulu olur. Bir de dönere baktığınızda da siz anlayabilirsiniz. Kıyma mıdır, kuyruk yağı mıdır ya da kuzu döş müdür, işte gerçek yaprak mıdır siz baktığınızda da anlayabilirsiniz. Örneğin kıyma dönerde şöyle görebilirsiniz. Dönere baktığınızda içinde böyle delikler vardır ve bu deliklerden sıvılar akar. O da kıymaların içindeki yağ oranlarının erimesiyle akan sıvıdır. Bu kıyma döner olur ama yaprak döner böyle çizgi çizgidir. O çizgilerden, inceliklerden siz yaprak döneri anlayabilirsiniz. Ama içinde kuyruk yağı varsa böyle katran, beyaz olur. O beyazlıklar da çay kebabı görüntüsü verir. Siz de oradan kuyruk yağı olup olmadığını anlayabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle, döneri türlü türlü marinasyon şekilleri var. Bunun içinde süt terbiyesi yapanlar var. İşte asitli içeceklerle, sodayla veya kolayla terbiye eden arkadaşlar var. Soğan yapanlar var. Farklı farklı. Ben kendi tecrübeme dayanarak işte yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Beni bilenler bilir, sektörde birçok yerde de emeğim var. Ben şuna karar verdim artık, eti et gibi yedirmek istiyorum. Çok fazla marinasyonlar yapıp sonradan insanların sağlığıyla oynamaktansa sadece tuz dengesiyle etin gerçek tadını ortaya doğru bir orantıda çıkarmayı denedim ve bunu da başardım. Şu anda ben bunu tercih ediyorum ama bazı dönercilerde siz dikkat edin, dönerin altındaki tepsi böyle kanlı olur. Çok fazla yağ birikir, katran birikir. Bu ne demek? Bunun marinasyonunda inanılmaz böyle süt var, katkı var demek. Köpüklü böyle sular olur altında böyle. Çünkü bu da şudur. Siz baktığınızda etin yağ zannedersiniz ama aslında o çok fazla bir sos vardır. Hatta bazı dönerlerin içinde sebzeler vardır. Bunlar biber, işte domates oluyor, patates oluyor.
havuç oluyor bazı dönercilerde. İçine patlıcan bile koyanlar var. Ama gerçek döner bunlar değil. Gerçek döner sade bir ettir. Çünkü sebzeli olduğunda da o gördüğünüz sebzeler, çünkü döner ortalama 6 saat 8 saat arasında şişte kalıyor. Ateşi görüyor. Bu etin içi çiğdir. Dışı yanmış. Dışı pişmiş oluyor. Doğal olarak haşlanıyor. Siz farkında olmadan o anda yiyorsunuz. Lezzetli. Ama bu sebzelerin tamamı aslında çürümüş oluyor. Bu da sağlığınızı etkiliyor. Doğal olarak ben sade döner tavsiye ediyorum. Kendim de öyle yapıyorum. Restoranlarımda da buna dikkat ediyorum. Önemli olan zaten eti marinasyon yaparak lezzetini değiştirmek değil. Eti et gibi sunabilmek. Örneğin Avrupa'da birçok ülkede siz görürsünüz hep soslu dönerler vardır. Bize de niye soslu yapmıyorsunuz derler. Oysa ki sos etin ayıbını örter. Biz etin kendi kalitesini ortaya çıkarabilmek adına sade yapıyoruz. Sosları çok da tercih etmiyoruz, tavsiye de etmiyoruz. Bunun için size sade döneri öneriyorum. Her vatandaşımız evinde döner yapmak ister. Evinde kebap yapmak ister, çeşitli şeyler yapmak ister. Ben de bugün sizin için evde basit yapılabilir, özel bir tarifle size kendi dönerinizi, kendi dürümünüzü nasıl yapacağınızı tarif edeceğim. Şöyle, örneğin siz evde döner yapmayla uğraşmayın, kasaptan mezbaneyle uğraşmayın. Ama sevdiğiniz bir dönerciden bir porsiyon döner alıp o dönerle kendi evinizde, kendinizde çok güzel şık bir dürüm yapabilirsiniz. Hatta bunu biraz daha süsleyip fırında yani kaşarlı dönerli bir dürüm yapabilirsiniz. Ben size bunun tarifini vereyim. Hem kolay oluyor hem basit oluyor. Yapılışı da çok kısa zamanda oluyor. Sonrasında keyifle aslında siz dürümde böyle kendinize paçanga böreği tarzında bir kaşarlı dürüm yapmış oluyorsunuz. Servisi de görüntüsü de gayet lezzetli oluyor. Bunu size kendim yapıp göstereceğim şimdi. Dönerli kaşarlı fırın dürüm yapıyoruz. Bunun tarifini de şöyle veriyorum size. İçine bunun pişmiş lavaş alıyoruz. İster tekli lavaşla yapabiliriz, ister ikili lavaşla yapabiliriz. Bunun içine bir porsiyon kadar dönerimizi koyuyoruz. Üzerine kaşar, sonrasında da patates veya domates isteğe göre koyabiliriz. Bunları dürüm yapıp sarıyoruz. Üzerine yumurta sarısından bir bulamaç sürüyoruz. Hemen ardından üzerine çörek otu ve susam döküyoruz. Sonrasında bunu fırına atıyoruz. Zaten 300-400 derece bir fırında ortalama 4-5 dakika piştikçe üstü kızarır. Çıkardıktan sonra üzerine tereyağı döküyoruz. Sonrasında dürümümüzü ikiye bölüyoruz. Tabağımızda servis yapıyoruz. Yanına da istersek patates, turşu, soslar falan ekleyip servisimizi yapabiliriz.